Sevgili arkadaşlar, yeni bir konuya başlıyoruz. Cümle çeşitleri diyeceğiz ve ÖSYM'nin son yıllarda soru tarzı olarak, soru kökü olarak doğrudan sormadığı, ancak cümle bilgisinde, cümlenin ögelerinde ve sözcük türleriyle paralel sorabileceği bir başlığa geldik. Ne diyor ÖSYM arkadaşlar? Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Hangisinde tek yargı vardır, birden fazla yargı vardır? Girişik birleşik cümledir, basit cümledir, sıralı cümledir, bağlı cümledir gibi özelliklerle cümle çeşitleriyle ilgili bilgilerimizi yokluyor. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim ve TYT, hatta EKPSS'ye hazırlanan tüm arkadaşların ortak konusudur arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinliyoruz. 2022'de cümle çeşitlerinden bir tane soru gelecek ve bu gelen soruyu biz asla kaçırmayacağız. Hiç vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Evet, cümle çeşitleri dediğimizde arkadaşlar cümle çeşitlerini, hatta bazı kaynaklarda cümle çeşitleri, cümlenin nitelikleri, cümlenin özellikleri gibi farklı başlıklarla da görebiliyorsunuz. Hiç fark etmez. Ne derse desin ana başlık olarak bizim arayacağımız özellikler net. Cümle çeşitleri kendi içinde 3 ana başlıkta incelenecek arkadaşlar ana başlık olarak. Birincisi, bir cümle yüklemin yerine göre değerlendirilebilir. Bir cümle yüklemin türüne göre değerlendirilebilir. Bir cümle yargı sayısına göre değerlendirilebilir ya da yapısına göre değerlendirilebilir. Şimdi bunlar üzerinde duracağız. Bunlarla ilgili örnekleri göreceğiz. Uyarılarımız var, uyarılarımızı vereceğiz. Ve ardından arkadaşlar video ders notunda bunlarla ilgili hemen her ünitede, her bölümün altında sorularım var, göreceksiniz. O soruları bir diğer videoda test şeklinde arkadaşlar size vereceğim ve onları, hatta bir de ardından farklı sorular da koydum. Onları da soru test şeklinde çözerek cümle bilgisiyle ilgili eksik hiçbir şey bırakmayacağız inşallah. Tamam mı? Şimdi birinci başlığımız, biz bir cümleyi neye göre değerlendireceğiz? Diyor ki cümleyi cümle yapan ana unsurlardan en önemlisi neydi arkadaşlar? Yüklemdi. Sen yüklemi bul, yüklemi tespit et. Yüklem yargı bildiren söz ya da bir durum içeren söz ya da sözcük olabiliyor, söz grubu olabiliyordu, lütfen hatırla. Diyor ki eğer yüklemin cümlenin sonundaysa kurallı cümle, cümlenin sonunda değilse, başında ya da ortasındaysa kuralsız, yani devrik cümle, cümlede yüklem herhangi bir nedenle söylenmediyse eksiltili cümle, yani kesik cümle adını alacak diyor. O zaman bana diyor ki şu adlandırmaları yapabilmen için yüklemin neyine bakacaksın? Yüklemin neyine bakacaksın? Konumuna bakacaksın. Yani koordinatlarına bakacaksınız. Baktınız, yüklem var. Tamam da nerede bu yüklem? Cümle dizilişi Türkçe'de biliyorsunuz özne, nesne, yüklemdir. Yani yüklem Türkçe cümle dizilişinde sonda yer alır. O zaman diyor ki sen yüklemi eğer sona koyuyorsan bu cümle senin kurallı, yani düz cümlen olacak. Eğer senin yüklemin sonda değilse, ne demek sonda değilse arkadaşlar? Baştaysa, ortadaysa, o zaman bu cümle artık kuralsız ya da devrik cümle adını alacak diyor. Eğer cümlede yüklem, bakın, yoksa değil, herhangi bir nedenle söylenmemişse, çünkü her cümlenin yüklemi vardır, yazar sadece herhangi bir nedenle o yüklemi söylemiyordur. Yani bir duygu vermek istiyordur, kesik bırakarak bir boşluk duygusu yaratmak istiyordur ya da arkadaşlar okuyucunun hayal dünyasına bırakmak istiyordur sonu, yüklemi. O yüzden yüklemi söylemeyebilir. Tekrar söylüyorum, yüklem her cümlede vardır, yazar herhangi bir nedenle söylemez. O zaman biz yüklemin söylenmediğini nereden anlayacağız? Cümlenin sonuna getirdiğimiz 3 noktayla anlayacağız. 3 nokta yüklemin söylenmediğini göstermek adına kullanılan bir işarettir. En net bulunan özelliktir. Çünkü cümleye bakarsınız 3 nokta var,
yüklem söylenmemiştir diye düşünebilirsiniz. Ama yine de cümleyi okumakta fayda var arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kurallı cümle yüklem sonda, kuralsız devrik cümle yüklem sonda değil. Eksiltili de yok. Genelde şunu vermiyor zaten ÖSYM'e. ÖSYM'e daha çok burayı soruyor. Soru kökü nasıl gelir? Çok net. Aşağıdaki cümlelerin ya da bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Net. Hangileri yüklemin yerine göre farklıdır? Hangisi kurallı bir cümledir? Devrik bir cümledir. Devrik bir cümle değildir. Aynı soru tarzı. Sizi hep buraya götürüyor. Şimdi vermiş olduğum örneklerde görünüyor değil mi? Son örnek görünüyor özellikle. Buradaki örneklerden arkadaşlar yola çıkarak bu cümleleri hadi birlikte değerlendirelim. Bunlar kitabımızda da var zaten, merak etmeyin kitaptan takip edenler. Füsun Akatlı'nın bir kitabını okuyorum cümlesinde yargı bildiren sözcüğüm okuyorum. Yüklem ne yapıyorum arkadaşlar? Yüklem okuyorum çekimli bir fiil. Hadi sormazsa söylemeyin bunu ama yüklem mi yüklem? Sonda mı arkadaşlar? Sonda. O zaman diyorum ki bu cümle benim için kurallı bir cümledir. Niye? Çünkü yüklem sonda. Okuyorum bir kitabını Füsun Akatlı'nın dedi. Yüklem okuyorum. Nereye gelmiş? Başa gelmiş. Cümlenin yüklemi var mı? Var. Yargı bildiren sözü var mı? Var. Anlamca tamamlanmış mı? Tamamlanmış. O zaman diyorum ki bu cümlenin yüklemi var ve sonuna nokta koyacağım. Bu cümlenin yüklemi var, yargı anlamca tamamlanmış, nokta koyacağım. Yüklem sadece sonunda değil. O yüzden arkadaşlar bu cümle kuralsız, yani devrik bir cümledir diyorum. Peki, binlerce kişi meydanda toplanmış. Cümlesinin yüklemi toplanmış. Yüklem nerede? Sonda. Yüklem var. Anlamca tamamlanmış, yargı noktayı koydum. Bu cümle arkadaşlar kurallı bir cümledir. Yüklem sonda yer aldığı için. Meydanda toplanmış binlerce kişi, baktım. Nerede var yargı bildiren sözcük? Toplanmış cümlenin ortasında. Yüklem var. Cümle anlamca tamamlanmış mı? Evet. Cümlenin sonuna nokta koyacak mıyım? Evet. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu cümlenin yüklemi var ancak sonda değil. O yüzden kuralsız, yani devrik cümledir. Peki hocam, öznenin konumu da bizi ilgilendiriyor mu? Hani özneye de bakalım mı? Gerek yok. Hani biz özneye bakarak cümleye kurallı kuralsız demiyoruz. Biz doğrudan sadece yükleme odaklanıyoruz. Yüklemin konumuna göre, koordinatlarına göre arkadaşlar ne kadar doğuda, ne kadar kuzeyde bunlara bakıyoruz. Sonda mı, başta mı, ortada mı, ona göre diyoruz. Yoksa özne bizim bakacağımız bir öge değil. Peki, meydanda binlerce kişi ne yapmış arkadaşlar? Meydanda binlerce kişi, bak yüklem söylenmemiş, toplanmış, meydanda binlerce kişi dans ediyor. Ne güzel olur değil mi? Böyle görüntülere hasretiz. Binlerce kişinin dans ettiği bir görüntüye hasretiz. Sanki olmuş da değil mi belki? Hasretiz. Hani nasıl dans eder en fazla? Neyle dans ederler? Ali dayı, Ali dayı. Bir gecede yedim parayı. Bununla arkadaşlar en fazla Ankara oyun havalarıyla iki dönerler. Yoksa ben düşünemiyorum yani bizim Türk halkının dans ettiğini. Toplanmış, dans etmiş, müzik dinliyor değil mi? Herhangi bir yargıyla ne yapabilirsiniz? İsterseniz burayı tamamlayabilirsiniz. Yani yüklemi sizin hayal gücünüze bırakıyorum arkadaşlar. O yüzden de yüklem söylenmemiş diyorum. Ve bu cümle benim. Eksiltili cümlemdir. Noktalama işaretlerinde de karşınıza geliyor. Noktalama işaretlerinde buraya yüklemin söylenmediği için 3 nokta koymanız gerektiğini bileceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Evet, burayı hallettik. Hallettiğimizi düşünüyorum. Soru tarzlarına nasıl geleceğini de söyledik. Çok rahat yaparsınız emin olun. Böyle tıkır tıkır gider. Şimdi ikinci özelliği arkadaşlar. Cümle çeşitlerinde bakacağımız ikinci özellik. Yüklemin, bakın yine yüklemin, her zaman yükleme odaklanıyoruz. Yüklemin bu sefer türüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Tür. Şimdi sözcük türlerini gördük biz değil mi? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem, bunlar hep sözcük türüydü. Şimdi bir sözcüğün, daha doğrusu söyleyeyim, bir yüklemin türüne bakmamı istiyorsa yüklemi tespit ediyorum. Yargı bildiren söz ya da bir durum bildiren söz ya da sözcük. Bu yüklem eğer isim ya da
İsim soylu bir sözcük ya da söz öbeği ise zamir olabilir, edat olabilir, sıfat tamlaması, isim tamlaması olabilir, edat öbeği olabilir, fark etmez. İsim ya da isim soylu bir sözcükse yüklem, ben buna isim cümlesi diyorum. Yüklem çekimli fiilse o zaman o cümleyi de fiil cümlesi diyorum. Yani diyor ki tercüme ediyorum. Yüklem isim ya da isim soylu bir sözcükse o cümle isim yani ad cümlesidir. Yüklemi bul. Eğer diyor yüklem çekimli fiilse, çekimli eylemse o zaman fiil cümlesidir diyor. Hocam ne demek çekimli eylem? Ne demek çekimli fiil? Ne diyorsun sen? Demeyin, biz bunu anlattık. Çekimli eylem, çekimli fiil, fiil kök ya da gövdesine kip ve kişi ekinin getirilmesiyle oluşuyordu. Lütfen unutmayın. Eğer tek kip alıyorsa basit çekimli, ek eylem alarak birden fazla zaman yani iki zaman anlamı varsa birleşik zamanlı, birleşik çekimli eylem adını alıyordu. Tamam mı? Bak bunu sürekli söylüyoruz. Artık ne olur öğrenin. O yüzden hadi hocam ya ne olur kafamı karıştırma benim. Bana desene yüklemi fiilse fiil cümlesi. Hani bunu da böyle anlamak isteyen de böyle söyleyelim. Yüklemi isimse isim cümlesi, yüklemi fiilse fiil cümlesi. Ama sana hani şöyle de diyor ya, yüklemi çekimli fiil olan bir cümledir. Bu da gelecek karşıda. Hani teknik kavramları da bilmek zorundasınız. O yüzden bunları böyle böyle söyleyeceğiz ve zihnimiz artık bunları öğrenecek. Peki örneklere bakalım. Bu soğukta dışarı çıkan küçük kardeşimdir cümlesinin yüklemini sadece kardeşimdir alamam. Biz ögeleri biliyoruz, ögeleri bulduk. Ögelerde yüklemi doğru bulmanın ne kadar önemli olduğunu size ögelerde anlattım. Soru çözdüm, etkinlik yaptım. Daha ne yapayım? Ben size dedim mi arkadaşlar, tek başına bir kelime öge olarak alınırken kendinden önceki sözcükle bir ilgisi var mı yok mu bir kontrol edilir değil mi? Sen burada kardeşimdir tek başına yüklem alamazsın. Niye? Alamazsın çünkü küçük kelimesini ne yapacaksın? Küçük kelimesi kardeşim kelimesinin sıfatı değil mi? Yani burada bir sıfat ve bir isim birleşerek bir sıfat tamlaması oluşturuyor mu? Evet. O zaman bölemezsin. Bölemeyeceğin için senin yüklemin bir sıfat tamlamasıdır. Peki senin yüklemin sıfat tamlaması da ben hiç dedim mi size yüklemi sıfat tamlaması olan cümlelere sıfat cümlesi denir demedim. Denmez. Bunların hepsi yüklem sıfat tamlaması da olsa, isim tamlaması da olsa, belirtili belirtisiz zincirleme, isim fiil öbeği de olsa, sıfat fiil öbeği de olsa, edat öbeği de olsa, adlaşmış sıfat öbeği de olsa yüklem her zaman ne kabul edilir? İsim cümlesi kabul edilir. O yüzden sen ana unsur olan kardeş kelimesine ek eylem getirerek onu yüklem yaptın zaten. Dolayısıyla isme ek eylem getirdin. İsme ek eylem idi, imiş'dir getirerek ne yapıyorsun? Ondan yüklem yapıyorsun. O zaman diyorum ki bu cümle bir isim cümlesidir. Her ne kadar yüklem sıfat tamlaması olsa da umurumda değil diyorum. Anlaştık mı? Küçük kardeşim olan kim bu soğukta dışarı çıkan sözü de bizim öznemiz arkadaşlar. Hani bunun hangi öge olduğunu sorgulayan varsa bu da bizim öznemizdir. Peki küçük kardeşim bu soğukta dışarı çıktı dedi. Yüklemimiz arkadaşlar çıktı. Çıktı yüklemi tek başına bir kelime, başka bir sözcükle birleşmemiş, öbek olmamış. Şimdi bakıyorum, çıkmak fiiline dı, di, kip eki gelmiş. Fiile kip eki gelmiş, çekimli bir fiil. O zaman diyorum ki, bu cümle bir fiil cümlesi. Bu cümle isim cümlesiydi, doğru mu? Evet, fiil cümlesidir. Peki, kitapta da hatta şey örneğini vermiştim. Sabahları Seymenler'de, Seymenler Parkı'nda bir saat yürürüm, yürürüm. Fiil cümlesi, yürürüm, fiil cümlesi doğrudan. Bu ev babasınınmış, babasınınmış. Dikkat, yüklem babasınınmış. Baba ismine onun babasınınmış. Ek eylemi geldi ve isim cümlesi oldu. Bu ev babasından kalmış. Yüklem kalmış.
Kalmak fiiline kipeki geliyor. Dolayısıyla bu cümle kalmış çekimli fiilinin yüklem olmasıyla oluştuğu için fiil cümlesidir. Fiil cümlesidir. Evde iki şişe süt vardı. Dikkat! Ezber yapıp sadece yüklemi okursanız bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ha evet, doğrudan yükleme oku geç, yükleme bul geç diyoruz ama bu mertebeye gelmek için birazcık çalışma yapmamız lazım. Bazı antrenmanlar, etkinlikler yaparak arkadaşlar bir hız kazanmamız, bir bakış açısı kazanmamız lazım. Şimdi sen tek başına doğrudan yüklemin ne olduğunu, isim mi, fiil mi olduğunu bazen karıştırabilirsin. Nerede karıştıracaksın? Yüklem sesteş dediğimiz bir sözcükse, isim ya da fiil olarak kullanılan bir sözcükse cümledeki anlamdan çıkar. Türün isim mi, fiil mi olması. O yüzden cümleyi okuyoruz. Ona göre ya isimdir diyoruz ya da fiildir diyoruz. Bakın şuraya. Evde iki şişe süt vardı. Vardı yüklem. Vardı sözcüğü var ismine, mevcut anlamındaki isme idi ek eyleminin gelmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi isimdir. Bu cümlede bir isim cümlesidir. İsim cümlesidir. İzmir'e 6 saatte vardı, gitti, ulaştı anlamında. Varmak fiildir. Fiile getirdiğiniz kipekidir, ek eylem değildir. Ve fiile getirdiğiniz kipeki olduğu için bu cümlenin yüklemi fiildir. Bu cümle de fiil cümlesi olmuştur arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz, tamam mı? Şimdi bir de hani sesteş kelimeler yüklem olma durumunda ciddi sıkıntı yaşatabilir bize. Buna dikkat edeceğiz. Bir de arkadaşlar, bir de şuna dikkat edelim lütfen. Gerçekten önemli bizim için. Şimdi Türkçe'de en çok yapılan hatalardan biri şu. Öğrenci cümle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi diye bakarken tutuyor. Tamam, yüklemi buluyor. Güzel, gayet iyi. Ama diyor ki, hocam diyor yüklemin ama kökü diyor fiil diyor. Sonra isim olmuş diyor. E ne yapayım? Değil mi? Ne yapayım yani? Ben buna bakıyor muyum? Bak ben size hiç dedim mi? Yüklemin kökü şöyle olmalı, böyle olmalı dedim mi? Demedim. Dolayısıyla kök bizi ilgilendirmiyor. Kelimenin son hali bizi ilgilendiriyor. Şimdi arkadaşlar bak şöyle dedi. Ders çalışmaya yeni başladık dedi. Şimdi ben bu cümlenin yüklemini tespit edeceğim. Başladık. Bu cümlenin yüklemi başladık sözcüğü. İsim midir, fiil midir? Bunu bulacağım. Buna göre bu cümleye ya isim cümlesi ya da fiil cümlesi diyeceğim, değil mi? Şimdi öğrenci diyor ki, hocam diyor kelimenin kökü baş diyor. İsim cümlesi o yüzden diyor. Ya ben hiç kök şöyledir, ek böyledir dedim mi size? Demedim. Dolayısıyla kelimenin kökü beni asla ilgilendirmiyor. İsim kökmüş. Ben aldığı yapım eki ile bu kelime ne oldu? Fiil oldu artık. O yüzden fiil olduğu için ben diyorum ki arkadaşlar bu yüklem yapısı bakımından fiildir. Fiile getirilen kipeki ve kişi eki ile çekimli fiil olmuştur. Yani bu kelime artık fiildir. Yüklem artık fiildir. Kökü beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi fiilse bu cümle yüklemin türüne göre ne cümlesi olur arkadaşlar? Fiil cümlesi olur. Anlaştık mı? Kök beni ilgilendirmiyor, sormuyor ki bana kökünü. Ya da tam tersi, kelimenin kökü fiil, sonradan isim oluyor. E diyor ki hocam diyor bu diyor ama kökü diyor fiil diyor. E bize ne? Sonrasında o kelime isim olmuş mu? Olmuş arkadaşlar, biz buna bakıyoruz. Bakın ne desin? En sevdiği şey uyumaktı desin. Bak dikkat, çok da severim bunu sormayı. Bu cümlenin yüklemi nedir diyorum. Güzel, uyumaktı diyor. Uyumaktı. Bu cümlenin yüklemi uyumaktı. Şimdi bu kelime ne olmuş? Uyumak artık isim olmuş. Mak, mek, isim fiil ekini alarak siz uyu fiiline maışmak. Hatırlayın, isim fiil ekleriydi. Fiilden isim yapıyordu. İsim fiil yapım ekini getirerek artık fiilden fiile, yani şöyle tane tane yazayım. Fiile yapım eki getirerek ondan isim yaptınız. Yani uyumak diye isim yaptınız. Bu isme idi ek eylemini getirdiniz, onu yüklem yaptınız. Bu artık yüklem bizim için isim mi?
Evet isim. O zaman diyorum ki ben bu cümlenin yüklemi isimse bu cümleye ne demek zorundayım arkadaşlar? İsim cümlesi demek zorundayım. Anlaştık mı? İsim cümlesi demek zorundayım. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor. Türkçe'de makta mekte eki biliyorsunuz. Yor şimdiki zaman ekiyle aynı işleve sahip. Eylem konusunda kipleri anlatırken, kipeklerini anlatırken bunu söyledim size. Çıkmış sınav sorusu da var dedim. ÖSYM makta mekte ekini kip eki olarak kabul ettiği için etmek durumunda zaten. Biz yüklemde şimdiki zaman anlamında olan makta mekte ekini alan kelimeyi de fiil kabul ediyoruz. O kelimeyi de fiil cümlesi kabul ediyoruz. O cümleyi de fiil cümlesi kabul ediyoruz. Yani arkadaşlar çiftçiler... Çiftçiler ne yapsın? Tarlayı ne yapsınlar? Sürsünler. Sürmekteler. Şimdi dikkat. Sürmekteler. Bu cümlenin yüklemi sürmekteler. Sür fiil köküne. Makta mekteki pekini yani şimdiki zaman kipekini artı kişi ekini getiriyorsunuz. Fiil olan kelimenizde hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok çünkü bunlar çekim eki. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi fiildir. Yüklem fiil olduğu için bu cümlede bir fiil cümlesidir. Aynı şey aslında çiftçiler tarlayı sürüyorlar. Aynısı ıyor ıyorla makta mekte aynı anlama geliyor diyor arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden makta mekteyi de gördüğünüzde yüklemde şimdiki zaman kipekidir diyorsunuz. Şimdiki zaman kipeki nereye gelir? Fiile gelir. İsme gelmez. O yüzden de yüklem fiildir ve fiil cümlesidir diyorsunuz. En çok seçeneklerde sizi buradan vuracak bir. İki, sesteş kelimeleri arkadaşlar şurayı rahat görebilirseniz. Sesteş kelimeleri düşürmek için sizi seçeneklere koyacak. Bakayım doğrudan yüklemi mi okuyor yoksa cümlenin anlamından mı bulmaya çalışıyor diyecekler. Bir de arkadaşlar kelimenin fiilden türemiş isim ya da isimden türemiş fiil olma durumuna dair seçenekler koyacaklar ki bakalım ne yapıyorsunuz. Tamam mı? Bunlara düşmüyorsunuz. Evet şimdi ben tahtayı temizliyorum. Ne yapıyoruz? Yargı sayısına göre ya da yapısına göre cümleler diye bir başlık atıyoruz ve cümle çeşitlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bu özelliğimiz arkadaşlar testlerde çok karşınıza gelecek. ÖSYM'de girişik birleşik cümle ifadesinde kullanıyor. O yüzden hem testlerde, yayınlarda hem de sınavda karşınıza gelecek önemli bir özelliği barındırıyor diyelim. Şimdi bana diyecek ki soru kökünde bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ya da aşağıdaki cümlelerden hangisi yargı sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yargı sayısı bakımından diyecek ya da hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklı bir cümledir diyecek. Şimdi yapısı bakımından cümle. Biz yapısı bakımından sözcüğü gördük. Basit türemiş birleşikti. Yapısına göre cümle de basit cümle, birleşik cümle. Yargı sayısına göre cümle, basit cümle, birleşik cümle mantığıyla bakacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyor ki eğer cümlede tek yüklem, tek yargı, tek devlet, tek millet varsa o cümlede arkadaşlar basit cümledir diyeceksiniz. Eğer cümlede yargı sayısı yüklem dışında başka unsurlarla artırılıyorsa, yani birden fazla yargı varsa biz o cümleye birleşik cümle diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Gelin haydi görelim bir. Diyoruz ki cümlede tek yargı varsa biz o cümleye basit cümle diyoruz. Yani tek yargısı olan cümleye basit cümle denir. Ne demek tek yargısı? Yani sadece yüklemi olan cümlelere biz basit cümle diyoruz. Yüklemin içinde eylemsi olabilir, umurumda değil. Yüklemin dışında eylemsi olması da, yüklemin dışında yargı bildiren söz olması da yüklemin içinde olabilir. İlgilenmiyorum, tamam mı? Yüklem isim de olabilir, fiil de olabilir. Birleşik cümle, basit cümlede yüklemin türü beni ilgilendirmiyor. Yeter ki yüklem tek yargı mı? Yüklemin dışında başka yargılar var mı? Bunlara bakayım ben. Diyorum ki arkadaşlar uzun bir yoldan geldim. Cümlenin yüklemi geldim. Yüklem geldim benim birinci yargım.
Şimdi cümlede başka bir eylem, eylemsi, yargı sayısını artıracak, yan cümlecik kuracak bir şey var mı? Yok. Uzun sıfat, yolun sıfatı bir, yolun sıfatı yol, isim. Sözcük türlerine baktığınızda sıfat, sıfat, isim. Yargı sayısını artıracak bir eylem, bir eylemsi yok. O zaman diyorum ki arkadaşlar, bu cümlede bir yargı var, tek yargı var, sadece yüklem var. Yani basit cümledir. Gece yarısı kapım çalındı. Dikkat. Şimdi çalındı yüklem. Benim her zaman temel yargım, yani birinci yargımdır. Bakıyorum başka var mı? Gece yarısı kapım yok, değil mi arkadaşlar? Yani bir eylem, eylemsi görmüyorum. O zaman diyorum ki bu cümlede de sadece yüklem var, yani tek yargı var diyorum. Elinizdeki kumaştan çok güzel bir gömlek çıkar. Bak uzatabilirsiniz daha bunu. Elinizdeki kumaştan sizin için çok güzel bir gömlek çıkarırım dersiniz. Marifet cümleyi uzatmakta değil. İstediği kadar uzun olsun. O cümlede yüklemin dışında yargı sayısını arttıran bir kelime, eylem, eylemsi yoksa o cümlenin uzunluğuna bakmam. Cümledeki yüklem bir tane ise basit cümle der geçerim. Bu cümlenin yüklemi çıkar. Başka eylem, eylemsi var mı? Yok. İsim, isim. Hatta bu elinizdeki kumaşın sıfatı olmuş. Çok zarf, güzel sıfat, eteğin sıfatı, bir sıfat, etek, isim yok. Ne eylem var, ne eylemsi var. O zaman diyorum ki bu cümlede tek yargı var, sadece yüklem var. O yüzden basit cümle. Başındaki şapka da, başındaki yeşil şapka da benim, benimdir, benim idi, benimdir. Düşmüş, düşsün bana ne? Bu cümlenin yüklemi benim sözcüğü. Zamir mi? Evet, isim ya da isim soylu sözcük olabilir dedik, yüklem olmuş. Ne yapacağız? Ona da arkadaşlar cümlede başka bir yargı olmadığı için tek yargı var, yani basit cümledir diyeceğiz. Anlaştık mı? Onu karanlıkta fark etmedim cümlesinin yüklemi fark etmedim sözcüğü. Bu cümlede bir tane fark etmedim, birleşik eylem, evet yüklem birleşik eylem ama cümle basit cümle. Çünkü yüklemin dışında cümlede başka bir yargı var mı? Yok. O yüzden diyorum ki sen basit cümlesin. Tamam mı? Yüklem birleşik bir eylem ama cümle basit bir cümle. Başka yargı yok çünkü. Tamam mı? Geldik birleşik cümlelere. Biraz sesimizi artırıyoruz, böyle kulaklıkta dinleyenler hopluyor olabilir. Birleşik cümle arkadaşlar, içinde mutlaka yüklemin dışında yargı sayısını artıran bir unsur olacak. Diyor ki arkadaşlar birleşik cümle için diciler, birden fazla yargısı olan cümlelerdir. Birden fazla yargısı olan cümlelerdir. Nasıl yani? Yani diyor ki yükleme bağlanan, bak yükleme bağlanan, yüklem artı cümlede bir eylemsi olabilir. Eylemsiyle siz yargı sayısını artırabilirsiniz. Yüklemle birlikte siz sa, se ya da ise, ek eylemiyle şart anlamı verebilirsiniz ikinci bir yargı olarak. Ki bağlacıyla yargı sayısını artıracak unsurları bir araya getirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar alıntı ifadeleriyle, işte bilmem ne dedi, bilmem ne diyor gibi ifadelerle yargı sayısını artırabilirsiniz diyor. İşte bu yargı sayısını artıran unsurlar bizim yan cümlemiz, yan cümlesi olan, yan yargısı olan, şöyle diyelim, cümlelerdir. Şimdi diyor ki arkadaşlar yan cümlecik, hatta bir de böyle derler, yan cümlecik, yan yargı temel yargıya, yani yükleme eylemsiyle bağlanabilir, ise ile, ise ek eylemiyle bağlanabilir, ki bağlacıyla iki yargıyı bağlayabilir ya da arkadaşlar bir alıntı ifadesiyle yargı sayısını artırabilirsiniz. Eğer eylemsiyle arkadaşlar yargı sayısını artırıyorsanız, biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Eylemsiyle yargı sayısını artırıyorsanız. Eğer ise ek eylemiyle yargı sayısını artırıyorsanız, biz buna şartlı birleşik cümle diyoruz. Eğer bir alıntı yapıp dedi, diyor şeklinde
Bir cümlenin içinde başka cümle veriyorsanız biz buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Eğer birden fazla yargıyı ki bağlacı ile birbirine bağlıyorsanız buna da ki'li birleşik cümle diyoruz. Ki bağlaç olmasına rağmen hala da dinciler tartışır ki bağlı cümle mi yapar yoksa ki'li birleşik cümle mi yapar, değil mi? Ne yapıyor? Semih diyor ki siz diyor tartışa durun, ben bunu diyor birleşik cümle kabul edeceğim. O yüzden de ki'nin bulunduğu cümlelerde ki'li birleşik cümle vardır diyeceğiz. Ki'nin bağlaç olma durumunda. Şimdi arkadaşlar şurayı daha iyi görmeniz adına şu tahtayı bir temizleyeceğim. Ve birleşik cümlelerde girişik birleşik cümle nasıl olur? Şartlı birleşik cümle nasıl olur? İç içe birleşik cümle nasıl olur? Birlikte konuşalım. Yan cümleyi nasıl yapıyoruz? Yargı sayısını nasıl artırıyoruz? Konuşalım bu bir. Önce şunu söyleyeceğim bu arada tahtayı temizlemeden. Şimdi şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Sizin eylemsiniz yüklemin içinde yer alıyorsa yargı sayısını artırmıyorsunuz. Eylemsiniz öznenin, nesnenin, dolaylı tümecin, zarf tümecin içinde olmalı. Yüklemin içinde olsa da kabul etmem, zaten yüklem yargıydı. Hani yüklemin içindeki yargı yargıyı etkilemiyor. Etkisiz eleman oluyor. O yüzden şu eylemsiyi mutlaka ne yapmak zorundasınız? Yüklem dışında başka ögelerde aramalısınız arkadaşlar. Tamam mı? Tahtayı temizliyorum ve bunlarla ilgili özelliklere bakıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi güzel örnekler göreceğiz. Bu örneklerde arkadaşlar girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, ki'li birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle durumlarını inceleyeceğiz. Diyor ki arkadaşlar kardeşim gelince çok sevindim. Cümlesinde bakın sevindim yüklem birinci yargımız her zaman, tamam mı? İsim de olsa fiil de olsa. Cümlede başka eylem eylemsi var mı diye bakıyorum. Kardeşim gelince durdum, var burada. Gelince kelimesi bir yan cümlecik oluşturmuş eylemsidir, eylemsidir. Bu eylemsi benim ikinci yargımı oluşturdu. Yani yan cümleciği, yan yargısı eylemsiyle kurulmuş bir girişik birleşik cümle var diyorum. Akşam bu işi bitirmek istiyorum. Cümlesini yükleme. İstiyorum. Önce birinci yargınız. Bunun dışında var mı? Akşam bu işi bitirmek. Aha var burada. Ne yaptım durdum? Bitirmek ikinci yargı. Bu ikinci yargı eylemsiyle oluşmuş. Eylemsi yan cümlecik kurmuş. Eylemsi yan yargı kurmuş. Yargı sayısını artırmış. O zaman yine diyorum ki arkadaşlar yine eylemsi varsa girişik birleşik cümledir. Girişik. Ne istediğini bilen insanları severim bak. Severim yüklem benim birinci yargım. Bu birinci yargının dışında eylemsi arıyorum var mı? Ne olmaz? İstediğini var birinci yargı yüklemde ikinci yargı. Ne oldu arkadaşlar? Eylemsiyle sağlandı. Bilen üçüncü yargı. Bu üçüncü yargı da eylemsiyle sağlandı. Yani benim yan cümleciğim, yan cümleciğim eylemsiyle mi oluştu? Evet. Bu yan cümlecik yargı sayısını artırma durumu söz konusu olduğu için girişik birleşik cümledir diyorum. Tamam mı? Yüklemin dışında arıyorum. Bakın dikkat edin, yüklemin dışında. Düzenli çalışsan atanacaksın. Şimdi atanacaksın yüklem. Düzenli çalışsan derken şuradaki sase. Şimdi ben ise yazdım ama doğrudan ise değil, sase şartekinde arkadaşlar görebilirsiniz. Ki bakın burada da öyle. Düzenli çalışsan şarteki şart anlamı var. Birinci yargı yüklem her zaman. İkinci yargı bu sefer neyle verilmiş? Yani benim yan cümleciğim şart ekiyle sağlanmış. O zaman diyorum ki burada artık şartlı birleşik cümle var. Şartlı birleşik cümle var. Tamam mı? Atansa evleneceğiz. Yani atan evlenelim. Böyle bir şartı atansa diye ne yapıyorsunuz? Yükleme yani birinci yargıya şart anlamında ikinci yargı yapıyorsunuz. Yan cümlecik oluşturuyorsunuz. Bu yan cümlecikle bu cümle şartlı birleşik cümle oluyor arkadaşlar. Şartlı birleşik cümle. Düzenli çalış ki istediğin puanı al. İki ayrı cümleyi
Çiğ bağlacıyla bağladın, birleştirdin. O yüzden diyor ki burada ki'li birleşik cümle var. Ki'li birleşik cümle var. Zaman öyle hızlı akıyor ki anlamıyoruz iki cümleyi. Ki bağlacıyla bağladın, bağlacıyla. O yüzden bu cümlede ki'li birleşik cümle var. Sen ki bizimle konuşmuyorsun. Bağladı birbirine, birleştirdi, ki'li birleşik cümle var diyor. Tamam mı? Toplantıya ben de katılacağım dedi. Bak, dedi ana cümlenin yüklemi, dedi ana cümlenin yüklemi, yani senin birinci yargın. Bu birinci yargının, yüklemin içinde bir cümle daha var. İçinde bir cümle daha var. Onun da bir yüklemi var yani. O zaman cümlenin içinde başka bir cümle durumu varsa alıntı cümlesi doğrudan aktarma dedi ile aktarma yapılıyorsa alıntı cümlesi doğrudan dedi, demiş, diyor ifadeleriyle tırnak içinde ya da alıntının bittiği yere virgül koyarak veriliyorsa bunlara arkadaşlar cümleler iç içe geçtiği için iç içe birleşik cümle diyorlar. Birinci yargı ana yüklem, ikinci yargı alıntı yaptığınız, başkasından aktardığınız cümlenin yüklemi, ikinci yargı yan cümlecik olduğu için ne yapıyoruz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Sizinle gelmeyeceğiz diyordu. Diyordu yüklem, ana cümlenin yüklemi. Ne diyordu? Sizinle gelmeyeceğiz. Ne yaptı arkadaşlar? Cümlenin nesnesi oldu. Ne diyordu? Sizinle gelmeyeceğiz diyordu. Şöyle düşünmenizi istiyorum zaten arkadaşlar. Türkçe'de alıntı cümlelerinde ilk cümle ana cümlenin her zaman nesnesidir. Bakın, dedi yüklem. Ne dedi? Toplantıya ben de katılacağım dedi. Yine ne yapıyoruz? Şu tırnak içinde verilen, biraz karıştı burası kusura bakmayın. Bu cümlede ne dedi? Bilmem ne bilmem ne dedi ifadesi. Cümlenin, ana cümlenin nesnesidir. Alıntı cümlesi, doğrudan aktarma cümlesi her zaman ana cümlenin arkadaşlar, hatta belirtisiz nesnesidir. Belirtisiz nesnesidir. Çünkü ne sorusuna yanıt verir, tamam mı? Bir yargı, ana yargı benim diyordu, ana cümlemin yüklemi benim birinci yargım. Bunun içindeki cümlenin yüklemi de benim ikinci yargım oluyor. Yargı sayısı cümle içinde cümlelerle artırıldığı için iç içe birleşik cümledir diyoruz bunlara. Şimdi yan tarafa gelmenizi istiyorum. Kendini ağır ve müşfik akan bir suyun koynuna bırakmış bir insanım bugünlerde. Kendini ağır ve müşfik akan bir suyun koynuna bırakmış bir insanım bugünlerde. Şimdi müşfiğin anlamını bulun bakalım neymiş. Şimdi cümlenin yüklemini tespit edeceğim. Kendini ağır ve müşfik akan bir suyun koynuna bırakmış bir insanım. Arkadaşlar burası komple yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman? Bugünlerde zarf cümlece. Şimdi yüklemi doğru bulursanız aslında size çok güzel şeyler söyler. Bu cümlenin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır. İnsanım, insanımdır. Hani geniş zamanın bildirmesiyle yapılmış. Ne yapıyoruz? İnsan adına ek eylemin kişisidir aslında şu. Dırdırın kişisi gibi düşünün bunu. Bu ismin önünde şunların tamamı sıfattır. Sıfat artı isim birleştiği için burası bir sıfat tamlamasıdır. Ancak dikkat. Bu cümlenin yüklemi bir yargı bildiriyor. Tek yargı bildiriyor. Bunun dışında, şu yüklemin dışında cümlede bir tek öge bu. Bir yargı var mı? Yok. Ama hocam yüklemin içinde eylemsi var derseniz vallahi kızarım. Niye? Çünkü arkadaşlar cümlenin yükleminin içindeki eylemsi, dikkatin tuhaf bir damlama oldu. Yüklemin içindeki eylemsi bizi ilgilendirmiyor. Yargı sayısını artırmıyor. Bağlamıyor. Varsa var diyoruz. Zaten yüklem bir yargı ya. Bir yargı, tek yargı zaten. İçindeki eylemsizden bana ne? Bak. Kendini ağır ve müşfik akan, burada bir eylemsi var mı? Var. Bak eylemsi var ama yargı
sayısını etkilemiyor, artırmıyor. Devam. Bir suyun koynuna bırakmış. Eylemsi mi? Evet, eylemsi. Sıfat fiil. Ne yapmıyor? Yargı sayısını artırmıyor. O yüzden arkadaşlar bu cümlenin tek yargısı var. O da yüklemdir diyoruz. Ha, bunlar yüklemin içinde değil de başka ögede olsalardı o zaman kesinlikle yargı sayısını artırır diyecektik. Mesela kendini ağır ve müşfik akan bir suyun koynuna bırakmış bir insanı tanıdım geçmişte deseydi tanıdım tek başına yüklem. Diğer ögenin içinde eylemsiler geçtiği için yargı sayısını artırır derdik. O zaman arkadaşlar çok uzatmıyorum. Şu cümle, bu cümle basit cümledir diyorum. İçinde eylemsi olsa da beni ilgilendirmiyor. Yüklemin içinde olduğu için yargı sayısını artırmaz. Basit bir cümledir diyorum. İnsanların bitmeyen kavgaları var kendileriyle. İnsanların bitmeyen kavgaları var kendileriyle. Var yüklem. Benim her zaman birinci yargım. Yüklemin dışında eylemsi var mı? Var. Ne var arkadaşlar? İnsanların bitmeyen kavgaları. Özne. Öznenin içinde an, en, sıfat, fiil, ekini almış bir eylemsi var. Bir eylemsi varsa yüklemin dışında ikinci yargı yani yan cümlecik oluşturuyor mu? Evet. Yan cümlecik yargı sayısını artırdığına göre bu cümlede girişik, birleşik cümle midir? Evet, girişik birleşik cümledir diyeceksiniz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi 3 cümle vereceğim. Ödev. Konuyu öğrenip öğrenmediğinizi buradan ölçüyoruz artık arkadaşlar. Yoksa tabii ki soru bankalarından ödev vermeye devam ediyoruz ama siz de birazcık şöyle dersteymiş gibi bir aktif kalalım değil mi? Siz de bir sorumluluk sahibi olun, ödevlerinizi çalışıp gelin, yapın, gelin istiyoruz. O yüzden 3 tane cümlem var. Yorumlara yazıyorsunuz. Bu cümleler... Eylemsi var mı? Varsa nerede? Yüklemde mi? Başka ögede mi? Hangi eylemsi? Yan yargı mı yapmış? İşte birleşik cümle mi yapmış? Basit cümle mi? Bunları sizden istiyorum. Hep ben olmaz. Sizin de derse katılmanızı istiyorum. Tamam mı? Evet, 3 tane cümle ödev olarak veriyoruz. Burada bitireceğim. Çünkü bağlı cümle, sıralı cümle gibi özellikler de önemli. Biraz daha üzerinde duracağız. O yüzden bir diğer videoda birbirlerine bağlanışlarına göre cümleler, sıralı cümle, bağlı cümle özelliklerini sadece orada göreceğiz arkadaşlar. Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.